Ertuğrul'umu ben kalbimin ortasına ufacık bir mezar yaptım. Oraya koydum. Elimden geldiği kadar kaşımamaya çalışıyorum. Ki o yara her zaman kanıyor. Her zaman kanıyor. Gözü açıldı. Kuzum Ertuğrul'um dedim. Beni siz mi gözüm açık gidiyor dedim. Anamı bıraktım deyin dedim. Bir sağından solundan öptüm. Bağrıma bastım. İşte gördüğüm de oldu. Gittiğim de oldu kuzum. Acımız ağır. İnşallah mükafatımız da büyük olacak. İnşallah büyük olacak. Biz onun hayaliyle yaşıyoruz. Onun hayaliyle ayakta duruyoruz. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız. 22 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da seyir halinde bulunduğu motosikletle meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Ertuğrul Taciroğulları kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Ben Mansur Taciroğulları, şehit Ertuğrul Taciroğulları'nın babasıyım. Benim 3 tane çocuğum vardı. Birisi Ahmet, birisi Pınar, birisi Ertuğrul doğdu. Biz Ertuğrul'un gelişini sürpriz oldu bize. Çünkü biz Ertuğrul'u beklemiyorduk. O zaman köyden Kayseri'ye göçmüştük biz. Bir de dediler ki Ertuğrul doğdu. Ama ne bebekti biliyor musunuz? Pırıl pırıl. Böyle kilosu, böyle tahmini konuşuyorum. 4-5-6 kiloluk bir çocuktu böyle. Gürbüz bir çocuk kucağımıza doğdu. Ondan sonra Rabbime şükrettim. Dedim ki Rabbim dedim bana dedim. 2 tane oğlan, 1 tane kız verdi. Bu bana yeter dedim. Ertuğrul'umu çok severdim. İsmini beğenerek vurdum. Ertuğrul Gazi'nin ismi. Ben Elif Tarcıroğulları, Seyit Ertuğrul Tarcıroğulları'nın annesiyim. Ertuğrul'un bebekliği çok güzel bir bebekliği vardı. Çok güzel idi. Çok terbiyesi, temiz bir çocuğuydu. Çok efendiydi. Çok dürüstüydü. Beni hiç üzmedi, hiç incitmedi. Bebeklikken de incitmedi. Büyüdü gene incitmedi. Bana çok düşkünüydü. Beni çok severdi. Ondanki çok temiz bir çocuğuydu. Aklı gitti, 10 yaşına geldi. İç çamaşırıyla banyo yapardı. Anne derdi benim çamaşırımı benim çıkartma. Çünkü çok günah derdi. Ben çamaşırımla yıkanmak istiyorum derdi. Öyle bir çocuğuydu. Akrabaya, hısıma çok düşkünüydü. Çevresini çok sever, çok düşkünüydü. Arkadaşlarına çok tutkunuydu. Ne bileyim çok güzel bir çocukluğu vardı. Büyüdü, çocukluğunu hiç değiştirmedi. Aynı devam etti. Bebeğken nasıl idiyse 21 yaşında da aynı o yüzü değişmedi. Aynı yüzü kaldı. Güzel bir çocuktu. Bu yetişti, büyüdü. Ben çocuklarımı hiçbir zaman için yanımdan ayırmadım mesleğim gereği. Yanımda götürdüm. Beraber biz kalorifer doğalgaz işleri yapardık. Onlar da yanımda çalışırlardı. Ertuğrul'un böyle çok yakışıklıydı. Çok böyle topluma girdiğinde kendini hissettirirdi. Derdim çalıştığım insanlara bir de
birkaç da çırağım vardı. Derdim ki hangisi benim oğlum derdim. Biz kara kuru böyle bir adamık. Ama Ertuğrul'umuz böyle eli yüzü pırıl pırıl tertemiz bir çocuktu. Derlerdi ki çırağı gösterirlerdi. Çırak derlerdi senin oğlun. Ertuğrul demezlerdi. Veli toplantısına giderdim, sorardım öğretmenini, Ertuğrul nasıl derdim. Ertuğrul bir değişik bir çocuk, hiçbir çocuklara benzemiyor derdi. Ondan ki bir gün dedi ki bana hocası, bu dedi cumaya namaza gider mi dedi. Hocam da namazını hiç kaçırma cuma vaktlerini dedim. Çünkü dedi masaya dedi yumruğu vururdu derdi. Ben dersmiş anlamam, benim cemaam var, namazımı kılmaya gidiyorum deyin derdi. Çıkar gider derdi. Bir gün dedi arkasına da adam kataktım dedi. Bizi kandırıyor Ertuğrul başka yere mi gidiyor ola deyin dedi. Sak dedi direkt camiye gitmiş dedi. Çünkü oğlum öyle. Çünkü Rabbim nasıl insan yasarsa öyle de olurumuz. Çünkü Ertuğrul'un bir başka çocuğuydu. Eskiden Anadolu liseleri vardı biliyorsun. Onlar da kolay kazanılmıyordu. Yani sıradan bir lise değildi. İşte normalde orta öğretimi bitirdiğinde yüksek puan aldı. O liseye gitti. Orada mezun olduktan sonra abisi sağlıkçıydı. Biraz atamada problem çekti. Dedi ki baba ben polis olacağım dedi ya. Okul okuyorsun. Bu sefer de atama bekliyorsun dedi. Çalışmadan inanır mısın polisliği kazandı. Çünkü çok başarılı bir çocuktu. Ertuğrul zaten şöyle yazmış, demiş. Ben polis olacağım, vatanımı, milletimi koruyacağım. Milliyetçi bir çocuktu. Dinine de düşkündü, ailesine de çok düşkündü. Öyle bir çocuktu. Yüzünden tebessümü hiç gitmedi. Yani rahmetli işte rahmetli olduğunda dahi emin olun yüzümde gülücük vardı. Çünkü çocuğuma yüzü asıklık, asabilik yakışmıyordu ki. Evlat acısı zor bir şey. Çok zor. Çocuktan beri polisliğe çok havası vardı. Bu askeri okulunu çok istiyordu. Askeri okulunun sınavına girdi, bir puanla kaybetti. Ondan geri ben dedi, direkt dedi, gidip polis olacağım dedi. Puanı çok yükseldi. 400'ün üstünde geçkin puanı vardı. Ablasına bir gün demiş ki, abla demiş, okuyacaksın demiş, bir de atama bekleyeceksin, bilmem neyi diyecek. Ben gidip direkt polis olacağım demiş. Bir de geldi dedik, anne ben sınava girdim, sınavı kazandım, ben polis oldum dedi. Okuyacağım, polis okulunu kazandım dedi. Sonra da işte bu Yunuslara, anne direkt dedi, ben Yunus'u, oğlum Ertuğrul'um dedim, annem de motor tehlike diyorlardı, niye Yunus oldun dedi. Anne dedi, tehlike yerde var dedi. Öleceğim de Yunus olaraktan, Seyit olaraktan öleyim dedi. Öyle bir çocuktu. Şehit olduğunu şöyle öğrendim. Ben evde tek kalıyordum. Kendim doğalgazcı, kaloriferci olduğum için işten geliyordum arabamda. Dedim ki şuradan dedim bir beğendik denen bir yer var Beyazşehir'de. Oraya dedim gireyim de karnımı doyurayım dedim. Orada karnımı doyurdum, çıktım dışarıya. Arabama giderken
komşumuzun çocuğu, Allah razı olsun, Ozan, Mansur abi dedi, elinde dedi işin dahi varsa bırak gel. Ama böyle sesini titreyerek konuştuğu için bende şüphe oluşturdu. Arabama bindim, zaten gittiğim mesafe kısaydı. Evimiz de zaten Beyazşehir'deydi bizim. Arabama bindim, tek ağzımdan çıkan kelime şu oldu. Allah'ım, 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 Allah'ım diyerek vardım binamızın önüne. Binamızın önüne vardım ki ana baba günü olmuş. Jandarması, polisi, itfaiyesi, komşular. Yani sanırsın bir mahşer yeri, o kadar mahşeri bir kalabalık oluşmuş. Arabadan indim, herkesin gözü benim üzerimde. Dedim ki eyvah, Ertuğrul'um dedim. Oraya yığılmışım. Komşular beni kaldırdılar. Dediler ki, ne var Ertuğrul'da bir şey yok ki dediler. Ertuğrul'da bir şey yok. Hele bir yukarı çıkalım, eve çıkalım dediler. Bana kimse çocuğumun şehit olduğunu söylemedi. Ben kendim bildim. Bana haber nasıl geldi, ben televizyonda gördüm. Ben Nide'de kızın yanındaydım. Kızım Nide'de hemşireydi, görev yapıyordu. Onun yanına gittiydim. Ondan bir gün önce bana bir sıkıntı çöktü. Televizyonu açtım. Açınca trafik kazası Yunuslar dedi. Cenazenin bir ortada yatıyor, birini sedyeye koydular. Dedim ki aman kuzum, Ertuğrul'um dedim. Bunun biri sen olabilir mi ola dedim. Böyle içimden böyle geldi. Ben MS hastasıyım biliyor musun? Bana bir titretme gelince aman dedim bir soğuk su dökeyim elelim, yüzümü yıkayayım elelim. Neyse bir soldu bana dedim. Ona aradan bir saat mi geçti? Yalan söylemeyeyim, iki saat mi geçti? Kız geldi, kapıyı çaldı. Anne aç kapıyı dedi. Hayrola Pınar dedim. Anne Kayseri'ye gideceğim. Ertuğrul Seyit mi oldu kızım dedim. Anne ne Ertuğrul'u dedi. Kızım saklanma çünkü televizyonda ben gördüm dedim. Onun biri Ertuğrul'udu dedim. Yok anne de Ertuğrul'un ayağı kırılmış dedi. Seni de Kayseri'ye götürecek dedi. Onaca hastaneye çalıştı. Hastanenin önünü el ettiler. Anne de orada arkadaşı çocuk dedi ki teyze dedi Pınar'ın arabası dursun dedi. Benim arabayla götürecek biz sizi, seni, sizi de Pınar'ınız. Niye ki kuzum dedim. Sizi de uçağa yetiştirecekti. Çünkü Ertuğrul'un dedi ayağı kırılık ya dedi. Hastanede Ertuğrul yatıyor dedi. Oğlum saklamayın benden Ertuğrul seyit oluk dedim. Rabbim dedim elimi seyil açtım. Kurban olduğum Allah'ım dedim. Sen verdin sen al. Aner aldıysan dedim. Bana dayanma gücü ver dedim. Oğlum rezil idik de incittirme bana dedim. Çünkü senden geldik sana dönecek. Sen verdin sen aldın dedim. Ama bağırık çığırıktım oğlumu bana üzdüttürme dedim. Elinde teyze dedi sen su suyu iç hele dedi. Bana orada bir su içirdiler kuzum. Arabadan indim baktım ki bayraklar takılmış. Oraya ordu durmuş binanın önüne. Sadece bu kelimeyi söylemişim. Pınar bensiz bayrak kalkmaz, oğlumun bayrağını ben kaldıracağım, bensiz düğün mü yapıyorsunuz diye bunu söylemişim oraya, bayırmışım. Bu duyduğumda değil oldu, hatırladığımda değil oldu kuzum. Ama Rabbimden gelene boynumuz kıldan ince diyoruz, hayatımıza devam ediyoruz. Ama dünya boş diyor, kim olursan ol. İster güzel ol, ister çirkin ol, ister en rütbeli ol, ister en fakir ol. Bu dünya boş. Kendime yakıştırdığım Ertuğrul'dan sonra ne var biliyor musun? Yolcu.
Hepimiz yolcuyuz. Ama yolun neresindeyiz? Thank you.